zayıflamak için ne yapmamız lazım? Evet, en önemli kısma geldik. Bir, çok iyi uyumamız lazım. Eğer uykunuz kötüyse bilin ki zayıflamanız çok zor. İyi uykudan kastımız ne? Akşamleyin 11'de 12'de kişi uyumalı ki melatonin hormonu çalışmalı. Melatonin hormonu aynı zamanda gece yağ yakan hormondur. Yani melatoniniz iyi çalışmazsa, yani iyi uykunuz yoksa gece uyurken yağ yakmazsınız. Onun için de iyi uyumanız lazım. Sabahleyin de mümkünse erken kalkmanız lazım. En geç 7'de kalkmanız lazım. Niye? Kortizon hormonu artsın. Kortizon hormonu da gündüz yağ yakmaya başlasın. 2. Çok iyi su içmemiz gerekiyor. E hocam ben içemiyorum işte, bu suyu içemiyorum. O zaman bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? 500 ml'lik suları alacaksınız. Şimdi bardak bardak su içmeye çalıştığınızda bu insana çok geliyor. Sonuçta 1 litre 5 bardak, 2 litre 10 bardak zaten ihtiyacımız. 3 litre işte 15 bardağı nasıl içeceğim? Peki ne kadar su içmeliyiz? Her aslında kilograma 20 mililitre, yani ortalama 80 kilogramlık bir kişinin günlük 3 litre su içmesi gerekiyor. Bunu içemiyorsa 500 ml'lik sular 3 litre olduğuna göre 6 tane 500 ml gün içinde içilebilir. Bu insana çok gelmiyor çünkü. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Benim çok güzel yaptığım bir şey var. 1 litre suyun içerisine 1 tane limon doğrayıp akşamdan atın. İçerisine karanfil koyun. İçerisine kaç tane 1 litre suya karanfil? 8 tane karanfil. Bir de tarçın koyun. Bir kabuk tarçını atıyorsunuz. 12 saat beklettiniz. Sonra 12 saat sonra içerisine yarım çay bardağı sirke atın. Elma sirkesi. Gün içerisinde eğer seviyorsanız nane ile içerisine naneyi koyun, maydanozu koyun. Onu tükettiğinizde hem yağ yakımınız artacak, hem sizi aşırı tok tutacak, hem de en önemlisi ödemi atacağınız için inanılmaz şekilde size destek olacak. O zaman ikinci önemli konu iyi su içiyoruz. Üçüncü önemli konu ara öğün diye bir şeyi kaldırıyoruz. Ara öğün diye bir şey olmaması gerekiyor. O biraz kandırmaca gibi sanki hocam. Kesinlikle 1980'li 90'lı dönemlerde ben tıp fakültesinde okurken ara öğün çok önemliydi. Sık beslenelim, sık beslediğimiz için metabolizma çalışacak ve biz aşırı yağ yakacağız. Büyük bir fiyasko oldu çünkü o sık beslenme insülin düzeylerini sürekli arttırdığı için insülin direnci olan hasta sayısı çok arttı günümüzde. Şeker hastalığı sayısı çok arttı. Onun için de ara öğünleri kaldıracağız. Ana öğün besleneceğiz. Mümkünse iki öğün besleneceğiz. Aynı oruçta olduğu gibi kahvaltıyı geç yapıp akşam yemeğini de 6-7 gibi yersek istediğiniz kadar yiyin bakın arada, hiç sorun yok. Dolayısıyla çok kolay şekilde zayıflarsınız. 6'dan sonra da herhangi bir şey yemiyoruz veya 7'den sonra. 4. Ne yiyeceğiz? Protein ağırlığını biraz arttıralım zayıflamak için. Özellikle bu dönemde ne? 4 tane, 5 tane, 6 tane köfte fark etmez. Hayır ben 15 köfte yiyorum, 15 köfte ye. Hiç sıkıntı yok. Yani limit koyma kendine, ben bu kadar yiyeceğim. Sadece proteinli bir şey ye. Bunu mümkünse akşam ye. Proteinli şeyi. Yanına da salata. Ne kadar salata? İstediğin kadar. Kovalarca salatayı. Hiçbir kısıtlama yok. Salatada hiçbir kısıtlama yok. E hocam havuç kalorili değil mi? Ya değil kardeşim, ye. Kendini kısıtlama. İstediğin kadar salatayı. Salatanın içine sadece zeytinyağını koyarken bir kaşık koy. Onun dışında her türlü sirke, limon suyu veya balzamik sirke, bunların hepsi serbest. Çeşitlendir, nar ekşisi, hepsi serbest. İstediğin kadar et, istediğin kadar şey. Öğleyin de eğer mümkünse yiyebiliyorsan bir sebze ekle veya öğleyin de sadece protein ye. Yanına da yine istediğin kadar salata veya bir kase ayran veya bir kase yoğurt. Böylece bak gör yaza kadar en az 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo zayıflayacaksın.